Mini mini birler, çalışkan ikiler, hepiniz Türkiye'nin ve dünyanın en çok izlenmeyen YouTube kanalı Merve Mutludar'a hoş geldiniz. Eğer bu videodaysanız ya beni takip ediyorsunuzdur ya da liseye yeni başlayacaksınızdır ve yaptığınız araştırmalar sizi buraya getirmiştir. Ben liseden mezun olalı yaklaşık bir 11 yıl geçti. Bu konuda dalga geçmeyin sakın, hepinizi bloklarım. 11 yıl falan oldu, yaşımı da hesaplamaya sakın çalışmayın. Bu beni gerçekten rencide edebilir. Etmez, neyse yapın. Biliyorum birçok şey değişti ama nasıl olsa gelişim sarf edilmediği için bu konularda hani böyle değişime ayak uydurabilen, güncel bilgilerle birazcık daha harmanlanabilen, birazcık lise hatıralarımı içeren bir liseye yeni başlayacaklara tavsiyeler videosu çekmek istedim. Daha önce bu konuyla ilgili geçtiğimiz senede, bu senede birkaç tane mesaj almıştım zaten. Ben de sizin için bunu hazırladım. Hazırsanız da başlıyoruz. Ben Ankara'da okudum liseyi ve Ankara'da Anadolu Kız Meslek Lisesi denilen bir tanımda okudum aslında. Tabii o zamanlarda şey yoktu böyle, iletişim lisesi var mı Mutlucuğum, hadi oraya git bak böyle bir şey de varmış diyen yoktu. Neyse buralara geçelim, nasıl olsa siz tercihlerinizi yaptınız. Kazandığınız yerlere gitmek için kendinizi hazırlamaya çalışıyorsunuz. Belki fiziksel, belki ruhsal olarak gerçekten kendinizi bir şekilde doyuma ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bu video tam da size göre olacak. Öncelikle biraz kılık kıyafetten bahsetmek istiyorum. Eğer üniformalı bir okulda okuyorsanız zaten giyecekleriniz daha çok bellidir. İşte bir gömlektir, altına etek ya da bir pantolon, üzerine belki bir süveter kış ayları için ya da bir hırkası vardır illaki. Bir arması olabilir, bir kravatı olabilir. O konuları artık okulunuza kalmış bir durumda. Ama bu üniformayla alakalı, eğer giyecekseniz üniforma, yani öyle bir okuldaysanız lütfen ama lütfen üniformanızı böyle deforme ederek ya da farklı şekillere sokarak kullanmaya çalışmayın. Çünkü üniforma, yani siz ne kadar onun şeklini kaydırmaya çalışsanız da, ne kadar marjinal durmaya çalışsanız da üzerinizde bir liseye ait üniforma var. Yaşınız belli, nerede okuduğunuz az çok belli. Yani çok fazla böyle değişiklik yapmaya çalışarak birazcık komik bir duruma düşebilirsiniz. Lütfen bunu yapmayın. Ama eğer okulunuz serbest kıyafetliyse, ki bu bence en azından lise için olabilir bir şey. O zamanlarda da şöyle ufak uyarılarım olacak. Yani zaten okulunuzda yasaktır ama lütfen dekolte giymeyin. Böyle çok yırtıklı pırtıklı, böyle biraz moda ikonu olmaya çalışan şeyler giymeyin. Çok fazla miniler giymeyin. Böyle çok hırpani tarzda gitmeyin beyler, genç erkekler. Lütfen sizlere tavsiyemdir, yapmayın. Dikkat çekmek için olağanüstü bir çaba sarf etmeyin. Genç kızlarımız ya da genç erkeklerimiz fark etmez. Lütfen makyaj yapmayın. Okulunuzun bir prosedürü var. Orası bir eğitim kurumu. Tabii ki motomot kurallara uygun olun. Her şeyiniz cillop gibi olsun. Böyle disiplin içeren, böyle tam Alman disiplinli falan gidin demiyorum ama yersiz çıkışlara gerek yok. Mesela ilk gün ne yapabilirsiniz? Bir dudak nemlendirici sürebilirsiniz. Böyle sivilceleriniz varsa ve çok rahatsız oluyorsanız, kapatmak istiyorsanız onların üzerine böyle nokta nokta fondöten kullanabilirsiniz. BB kullanabilirsiniz. Ya da işte IMEX kullanabilirsiniz. O hem bir fondöten etkisi yaratacak, hem de kapatacak, hem de iyileşmesini sağlayacak, hızlı kurutacaktır. Bunları kullanabilirsiniz ama lütfen makyaj yapmayın. Böyle kendinizi olduğunuzdan büyük göstermeye çalışmayın. Liseye başladığınıza göre 13-14, maksimum 15 yaşındasınızdır. Hani kalma durumları, geç başlama durumları vesaire. O yaşlarda olduğunuz zaten belli. Okuldakiler bunu zaten biliyorlar. Yani daha havalı olmayacaksınız bu yaptığınız şeylerle. Sadece kendi yaşınızı yaşayamamış olacaksınız. Bir makyajla mı olacak demeyin. Gerçekten bir makyajla olabiliyor. Kendinize olan saygıyı ya da beğeniyi bu yollarla değil de kendiniz olarak kazanmaya çalışmanız sizler için daha iyi olacaktır. Genç erkekler belki henüz çıkmamıştır ama çıktıysa böyle bir iki tel de olsa bıyığınız, işte sakalınız vesaire, onları lütfen keserek okula gidin. Çünkü gerçekten hiç hoş durmuyor ve çok komik görünüyor. İnsanların ne düşündüğü tabii ki umurunuzda olmasın ama yani bunu bir marjinallik belirtisi, böyle bir büyüdüm havası olarak göstermeye çalışırsanız sizin itibarınızla alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. Benden söylemezse tabii ki, yine size kalmış durumlar okulunuz müsaade ettiği sürece. Etmezse de zaten disipline hoş geldin dersiniz. Okul böyle havalı olmaya çalışacağınız, marjinalliğiniz göstereceğiniz, orada popüler olmaya çalışacağınız bir yer gibi gösterilse de dizilerde, filmlerde vesaire, öyle bir yer değil. Siz orada 4 yıl boyunca eğitim alacaksınız. Böyle sadece eğitim için gidiyorum ben falan filan
falan gibi bir askerlik sizden tabii ki beklenmiyor. Ama hani orada alacağın şey eğitim, anladın mı? Oraya bir amaçla gidiyorsun ve onu alırken de kendi hayatının belli bir döneminin güzel bir deneyimini yaşayacaksın. Güzel arkadaşlıklar yaşayacaksın, güzel maceralar yaşayacaksın. Hayata ilk adımlarını atacaksın, hayatın gerçek yüzüyle tanışmaya başlayacaksın yavaş yavaş. İnsanların nasıl insanlar olabileceğini, kaç farklı türde insan olduğunun çok küçük bir özetini görmüş olabileceksin orada. O yüzden biraz daha hani oraya uygun olsa, böyle kendinizi çok yormadan, yıpratmadan, kendi benliğinizi oluşturabilecek şekilde gitseniz bence sizin için ve ileriki hayatınız için çok daha sağlıklı olacak. Yani biliyorum şu anda çok sıkıcı bir abla gibi konuşuyorum sizin gözünüzde, aramızdaki yaş farkını da göze aldığımızda, ama inanın ki ben sizden yanayım. Sistem ya da kurallarla alakalı çok fazla böyle bir sempati beslediğim söylenemez. Ama siz bence beni bir dinleyin. Çok daha verimli sonuçlar alacaksınız. Bir yandan da evet, şu bilinçle hareket edin. Ben notlarıma bakıyorum bir yandan da. Evet, küçük yaştasınız. Hayatın gerçek yüzünü henüz görmediniz ki, umarım sizin görebileceğiniz zamanlarda hayatın gerçekleri bir nebze olsun değişmiş olabilir. Ama oraya giderken şu bilinçle giderseniz bence çok daha yararlı olacaktır sizin için. 13-14, maksimum 15 yaşındasınız. Ama sizin yerinizde olmak isteyen dünya üzerinde belki binlerce, milyonlarca çocuk var. Kimi çocuk evlendiriliyor, kimi çocuk çalışmak zorunda kalıyor. Ailesi olmadığı için ailesine bakmak zorunda, yani kardeşlerine bakmak zorunda kalıyor. Eğitim hakkından mahrum kalanlar var, yaşama hakkından mahrum kalanlar var, daha kendi kimliğine bile sahip olamayan çocuklar var ve sen orada sosyal bir ortamda hem eğitim alacaksın hem arkadaşlık kuracaksın. Bu senin için gerçekten güzel bir deneyim olacak. Eğer bunun bilinciyle hareket edersen çok daha sağlıklı bir bireye dönüşeceksin zamanla. Şimdi okulun ilk gününe gidelim. İlk gün yalnız mı gideyim, ailemle mi gideyim karmaşası yaşıyor olabilirsiniz. İlk günden yalnız gitmeniz size kimsesiz gibi göstermeyecek ya da ailenizle gitmiş olmanız sizin ezik olduğunuzu falan göstermeyecek. Yalnız gitmek istiyorsanız tabii ki bu sizin kararınız, ama ailenizle gitmeniz arasında böyle bir şey varsa, bana ne diyecekler falan diye düşünüyorsanız, emin olun ki ailesiyle gelenler de olacak ve aileniz eğer bu konuda hevesliyse, ben de geleyim işte ilk gün falan filan diyorsa, lütfen bırakın tadını çıkarsın. Zaten sizinle sınıfa kadar giremeyecek, merak etmeyin. Yani ilkokulda vesaire olduğu gibi gelip yanınıza oturamayacak. Öyle bir dünya yok. Sadece okulun bahçesinde size el sallıyor olacak. Eğer böyle bir heves varsa lütfen heveslerini kırmayın. Onlar için güzel bir anı olarak kalmış olsun o günde. Okula girdiniz, her şey tamam. Aileniz dışarıda, eski arkadaşlarınız yok, eski okulunuz yok, kimseyi tanımıyorsunuz. Bu size bir panik duygusu yaratabilir. Ama panik olmanıza gerek yok, çünkü sınıfa girdiğinizde, hatta okula girdiğinizde herkes sizinle aynı durumda olacak. Hiç kimse hiç kimseyi tanımıyor zaten. Belki çok ufak böyle ihtimallerle, atıyorum ortaokulu aynı yerde okumuşlardır, denk gelmiştir de lisede de aynı yerdilerdir falan. O da çıkacak da bir iki tane çıkacak. Yani o yüzden çok fazla endişe duymayın. Herkes sizinle aynı durumda, çok yamyam gibi davranmayın. Çok yabani gibi olmayın. Sakin olun, akışına bırakın, derin nefesler alın. Yani illaki birileriyle tanışacaksınız zaten. 4 yılınız var orada geçireceğiniz. Yani hiç mi kimseyle konuşamayacaksınız? O kadar da değil. En azından birisi geçerken bir selam verir yani. En kötü ihtimalden bahsediyorum bu da. Sınıfa ilk girdiğinizde önce bir gülümseyin. Böyle kahkaha atmak falan değil, böyle dikkat çekmek için değil, ama gülümseyerek girin. İnsanlara merhaba deyin, böyle günaydın deyin vesaire. Yani böyle çok yamyam olmadığınızı, iletişime açık olduğunuzu gösterirseniz arkadaşlık ilişkileri kurmanız çok daha kolay olacaktır. Bunları yaptıktan sonra da yerinize geçin, oturun ve sessizce gözlem yapmaya başlayın. Tabii yanınıza gelen insan olursa otursun, yani hiçbir şekilde bir şey söylemeyin, surat yapmayın, ya da birinin yanına oturmak istiyorsanız gidip oturabilirsiniz. Çünkü bildiğim kadarıyla herkes istediği gibi oturabiliyor. Ama eğer işte birinin yanına oturmak istiyorsanız ve çekiniyorsanız, ya buraya oturabilir miyim, müsait mi diye sorabilirsiniz. Çünkü muhtemelen hiç kimseyi tanımadığı için gelecek olan bir insan yok zaten oraya. Aa tabii diyecek ve sen orada onunla arkadaşlık kurmuş olacaksın. Bir şekilde bir iletişim başlamış olacak. Derken yavaş yavaş gruplaşmalar başlayacak. Belki bütün bir sınıf birlikte dolaşmaya başlayacaksınız. İlk günler maalesef böyle bir mafyalaşma falan görünebiliyor bazen okullarda. Bu tarz yaklaşımlardan da korkmayın, çekinmeyin. Biz böyle 30 kişi falan mı gezeceğiz diye düşünmeyin. Çünkü o sayı yavaş yavaş azalacak. Ama siz ilk günlerde kendinizi çok fazla dışarıda tutarsanız ve onlardan tamamen ayrı bir yol izlerseniz, bu sefer de o grupların kalanlarının arasına girmeniz zorlaşacak. Çünkü onlar zaman ilerledikçe
gerekçe. Küçülseler de kemik kadro belli olacak ve aralarına girmeniz hakikaten zor olabilir. Yani ben kendi okulumdan hatırlıyorum mesela. İlk günler böyle 20-30 kişi falan geziyorsun. Sonra gruplaşmalar başlıyor. İşte 7'şerli, 8'erli, 5'erli, 3'erli bilmem ne. Biz de o şekilde takılıyoruz. 7-8'e düştü, sonra 6'ya düştü derken biz 4 kişi kaldık ve okuldan mezun olduğumuzda bizim arkadaş grubumuz 4 kişilikti. Gayet de güzel anlaşıyorduk. Hiçbir sorunumuz yoktu. Liseden sonrasını boş verelim ama gerçekten de güzel bir arkadaşlık yaşamıştık orada. Tabii birileriyle grup olmak diğerleriyle hiç konuşmamak anlamına gelmiyor ama atıyorum teneffüste işte birlikte geziyorsun, yemeği birlikte yiyorsun vesaire. Güzel bir arkadaşlık oluşabiliyor. Okulunuzdaki ilk gün hiç mutlu olmayabilirsiniz, sınıfınızı beğenmemiş olabilirsiniz, insanlardan hoşlanmamış olabilirsiniz. Sakin olun, hiç ağlanıp sızlanmayın çünkü çok fazla duydum, gördüm böyle ağlayan, ben işte orada okumak istemiyorum, ben bu sınıfta okumak istemiyorum diyenleri. Birazcık zaman tanıyın hem kendinize hem sınıfınızdaki diğer insanlara. Eğer olmazsa zaten başka bir sınıfa geçişinizi yaparsınız. O da çok zor, çok imkansız bir şey değil. O yüzden lütfen kendinize hayal kırıklığına uğramak için bir yol bırakmayın. Çünkü hayal kırıklığına uğranacak bir şey yok. Bu anı yaşayacaksın ve geçip gidecek. Hayatını çok güzel bir 4 senesi olarak bir köşede bırakacaksın. Düşün şu anda işte 13-14 yaşlarındasın. Hayatının küçük bir kısmını bir yerde geçiriyorsun. Daha önce de oldu bu. Yani yaşanıyor, bir şekilde bitiyor zaten. Okula giderken de ilk güne neler götüreceğim diye düşünüyorsanız mutlaka bir not defteriniz, bir kaleminiz olsun. Öğretmenlerinizin sizden neler isteyeceğini, işte almanız gerekenleri vesaire yazabileceğiniz bir not defteri, bir kalem. Tabii ki. Yanınıza su olsun, atıştırmalık bir şeyler olsun. Çünkü ilk gün sadece siz başlamıyorsunuz okula. Onlar, 11'ler, bilmem neler hepsi başlıyor sonuçta. Ve ilk gün o gedikliler sınıfı, yani tayfası, o kantine bir hücum edecekler ve siz orada zaten çekingensiniz. 5-10 dakikalık zaten bir aranız var. O arada da hiçbir şey alamayacaksınız o hengamenin içerisinde. Eğer atıştırmalıklarınız yanınızda olursa çok daha kolay olur. Suyunuz olabilir ve bir de mendiliniz olsun. Şimdi ağlarsınız, biri ağlar, sümüğünüz akar falan filan. Yani yanınızda olursa çok daha iyi olur. Onun dışında ekstrem bir şey götürmenize zaten gerek yok. Ayrıca kızlar yanınıza pedalın. Bir anda regle olursunuz, strestir, bilmem nedir. Beyler sizin almanıza gerek yok. Yani alırsanız da olabilir, bir incelik olarak bir kız arkadaşınıza verebilirsiniz. Onun dışında ilk günlerde evet üst sınıflar sizinle dalga geçmeye çalışabilir. Maalesef bu yapılan bir şey. Mesela önünüze cici bebe falan koyabiliyorlarmış. Öyle şeyler duydum ben. Eğer önünüze cici bebe koyup da size dalga geçmeye çalışan olursa bir güzel afiyetle yiyin. Beleş cici bebe. Lisede çok iyi gider. Tadı da güzeldir. Yiyin işte, takılmayın. Onlar maalesef kendini gerçekleştirebilecekleri tek alan olarak kendi alt sınıflarını gördükleri için sizinle uğraşmaya çalışacaklar. Ama umursamadığınız gördüklerinde zaten devam edecek bir şevkleri olmayacak. Siz de onlardan kurtulmuş olacaksınız ama o beleş cici bebeği yiyin. Şu an benim bile canım çekti. Yiyin yani onu. Bu tarz davranışlar gösteren insanlar da hediyin geçin. Kavga etmeyin, küfür etmeyin, böyle kendinizi öne atıp daha bir şeyler yapmaya da ispatlamaya çalışmayın. Çünkü bilinçleri tam yerinde değil. Ergen kafası derler ya. İşte onlar birazcık böyle daha sert, hırpani olabilirler. Daha ilk günlerden böyle bir sıkıntıyla mücadele etmeye çalışmanın da bir anlamı yok zaten. Ve hiçbir zaman böyle saçma olduğunu sizin de bildiğiniz şeyleri sırf komiklik olsun, insanları güldüreyim falan filan diye lütfen yapmayın. Çünkü sizin bile gülmekte zorlanacağınız şeyleri yapıp, yani bu cıvıklıkla komik olmak arasındaki durumdan bahsediyorum. Cıvık olduğunuzda gerçekten çok önemsenmeyen, umursanmayan bir insan olacaksınız. Evet, neşe getiren bir insan olmak, espiritüel olmak güzeldir ama her şeyin bazen böyle bir dozunu ayarlamak gerekiyor aslında. Genel olarak dozunda davranın ve yapmacık olmayın. Doğal olun. Kimsenin beğenisi için, kimsenin gözünden kendinizi yüksek görebilmek için lütfen olmadığınız bir insan gibi davranmayın. Bugün davranırsınız, yarın davranırsınız, bir sene davranırsınız. Önümüzdeki sene illaki ortaya çıkar gerçekten nasıl bir insan olduğunuz. Ve herhangi bir insan sizi beğensin diye de dışarıya kendinizi olmadığınız gibi gösterip de kendinizi yok etmek gerçekten çok çirkin. Ve bu sizin önünüzdeki yaşantınız için de çok zararlı, çok zedeleyici bir şey olabilir. Olduğunuz gibi olun gitsin ya, boş verin. İlk gün okula geç kalmamaya çalışın. Çünkü bu gruplaşmalar biraz erken de başlayabilir. Şimdi siz gidene kadar herkes arkadaş olmuştur. Sizin hem alışmanız zorlaşır, hem arkadaş olmanız zorlaşır, hem samimiyet kurmanız zorlaşır. Hem okula çok yabani kalabilirsiniz, yabancılaşabilirsiniz. Hiç gerek yok. Böyle biraz erkenden gidin, böyle bir keşif yapın, böyle etrafı kesin. Birilerine gülümseyin, böyle bir bakışın falan. Güzel şeyler bunlar. Tanımak için gözlem yapmanız lazım. Geç kalmayın. Ve lütfen, özellikle sizden bunu istirham ediyorum, lütfen zorba olmayın. Hiçbir koşulda kimseye zorbalık yapmayın. İnsanların boyu, kilosu, cildi, yaşam tarzı, kıyafeti, eşyaları ne olursa olsun hiç kimseye karşı böyle davranmayın.
Yapacağınız herhangi bir hareketin muhatabı bir insan. Bunu unutmayın. Sizin kırılabileceğiniz gibi karşınızdaki insan da kırılabilir. Yani senin de bir illaki açığın vardır. Düşünsene herhangi bir yerin bir sıkıntı da olabilir ya da herhangi bir şeyin kötü olabilir. İnsanların bununla dalga geçtiğini düşün. Birazcık empati yap ve zorba olma. Ha, eğer zorbalığa uğrayan sensen de lütfen umursama. Yani eğer kilonla dalga geçiyorsa onları ye mesela. Yani öyle çözümler bul. Gerçekten söylüyorum. Bunu dalga geçmek için söylemiyorum. Umursamayacaksın. Eğer umursadığını belli edersen onlar daha çok devam edecekler buna. Daha çok üstüne gelecekler. Seni sindirebildiklerini düşündükleri için daha da zorbalaşacaklar. Ve senin için daha da içinden çıkılmaz bir hale gelecek. İnsanların beden algısıyla, insanların hisleriyle, insanların gözündeki senle hareket etmek yerine sen nasılsan onu gör. Ona sahip ol ve de ki ben böyleyim. Beni beğenmiyorsan bakmayabilirsin. Senin gözünle alakalı bir şey. Demek ki ben senin de çok dikkatini çekiyorum. Beni mi kesiyorsun? Yani bu tarz üslupla hazır cevaplı bir şekilde kavgasız, küfürsüz, karşınızdakini kendi silahıyla vuracak şeyler kullanırsanız karşınızdaki o zorbayı alt edeceksiniz. Kilolu olabilirsin, çok zayıf olabilirsin, çok uzun olabilirsin. Atıyorum ne olabilir? Telefonun eski olabilir, saçın bozuk olabilir, cildin kötü olabilir, her şey olabilir. Ama kimse ilgilendirmez. Yani nerede olursan ol kimse ilgilendirmez. Sen busun. Eleştiren kişi de beğenmiyorsa beğendiği gibi kendisi olmaya çalışsın. Bırak kendi halinde debelensin dursun. Kendi açıklarının göze batmaması için başkalarının açığı olduğunu düşündüğü şeyleri vurgulayan insanlardır. Onları asla ve asla takma ve lütfen sen de zorba olma. Akran zorbalığı gerçekten çok zor bir durum. Ve insanların hem şimdiki yaşamında hem ilerleyen dönemlerinde, yetişkinlik dönemlerinde travmalara yol açabilecek, psikozlara neden olabilecek, gerçekten büyük çaplı zararlar verebilecek ve intihara kadar götürebilecek bir şey. Ve bunun sorumluluğunu gerçekten almak istemezsin. Yapma. Sen uğradığında da önünde 3 tane seçeneğin var. 1- Umursamayacaksın. 2- Kibar olacaksın. 3- Hazır cevaplı olacaksın. Yani umursamadığını belli ediyorsun, karşılığını kibar bir şekilde veriyorsun ama mutlaka hazır cevap bir şekilde cevabını vermiş oluyorsun. Bu 3 etmeni uyguladığında kimse dokunmayacak sana. Birkaç küçük kuralımız daha var. 1- Lütfen kendini hiç kimseyle kıyaslama. Sen neysen olsun. Senin olduğun bu. Olmak istediğine sen karar vereceksin ve eğer olmak istiyorsan sen olacaksın. 2- Biliyorum günü gününe çalışmayacaksın. Dersi derste bile dinlemeyeceksin bazen. Ama lütfen dersine çalış. Çok başarılı, çok çalışkan, çok zeki olmanı beklemiyoruz senden. Hatta kimsenin senden bir şey beklemeye de hakkı yok. Sen kendin için yapacaksın bunu. 3- Mutlaka bir spor dalıyla ya da bir enstrümanla uğraşman gerekiyor. Eğer o yaşlarda başlamazsan ilerleyen dönemlerde asla başlayamayacaksın. Kendimden biliyorum. Basketbol oynamayı çok severdim ama asla devamını getirmedim. Çünkü o dönemde başlamamıştım. Ya da keman çalmayı çok istedim ama hiçbir zaman kursa gitmeye yeltenmedim ve şu anda da hala bilmiyorum. Sadece kemanım var. Bu kadar. Ama eğer o dönemde başlarsan erken dönemde edinmiş alışkanlıklar hayatında devam edecekler. Alışkanlık demişken lütfen ama lütfen sigara içme. Herhangi bir insan ya da bir gruba karşı kendini daha popüler hissetmene neden olmayacak. İlerleyen dönemlerde bunun acısını sen çekeceksin. Benim çektiğim gibi. Tabii ben lisede başlamamıştım ama lütfen birilerine özenerek ya da kendini onlara kabul ettirmek için asla ve asla bunu yapma. Hatta hiçbir koşulda kendine kıyma. Ve son olarak da arkadaşlıklara baktığımızda çok güzel arkadaşlıklar edineceksin. Kimi zaman birlikte ağlayıp kimi zaman birlikte güleceksin. Her anın birlikte geçecek. Düşünsene ailenden çok gördüğün insanlar olacak onlar. Onlara güven, onlara arkanı daya ama her zaman tutunacak yerine de bir kolaçan et. Eğer onlara arkanı dayadıysan düşmen gerektiğinde ya da düştüğünde nereden tutunabilirsin? Bunu lütfen her seferinde aklına getir. Hiç kimse tamamen güvenilir değildir. Sen en çok kendine güveneceksin, en çok kendini seveceksin ve en değerlinin sen olduğunu her zaman bileceksin. Lütfen ama lütfen arkadaşlıklarına dikkat et. Sana zarar verecek insanlarla sırf yalnız kalmamak için devam etme yoluna. Kendi yolun olsun, kendi yolunda güzel insanlarla çiçekler dikerek yürüyebilirsin yolunda. Benim sana söyleyeceklerim bu kadardı güzel çocuk. Umarım çok başarılı yıllar geçirirsin. Çok güzel bir insan olursun. Liseyi illaki bitireceksin ama çok güzel insan olma konusunda bence diğerlerine fark atacaksın. Kendine iyi davran ve güzel kalmaya devam et. Hoşça kal.